Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Sıdıkan'ın YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizleri soracak olursanız. İyiyiz çok şükür. İnsanın evi gibisi yok. Diye başlayayım. Dedim bugün evimde misler gibi kahve içmeyi özledim. Gerçekten evimde kahve içmeyi özledim. Kahve yapacağım kendime. Oh diyeceğim, bir şöyle bir kahve içeceğim evimde. Evet Sıdıka Sultan. Maşallah, yine her zaman gibisin, harikasın. Annem de belirtmiş olduğu gibi, Sıdıka Sultan şöyle sizler de görüyorsunuz. Mutfağına yakışmamış mı? Maşallah. Sıdıka Sultan'ın böyle saraylara layık canım anneciğim. Hamdolsun, güzel evinde, enfes mutfağında, birbirinden lezzetli bloklarla yeniden evimizdeyiz. Allah hepinize nice güzel mutluluklar nasip eylesin. Amin. Allah herkesi kendi evlerine nasip eylesin. Amin. En önemlisi bu. Amin. Amin. Gerçekten de öyle. Allah herkese kendi evi, kendi düzeni ayrı bir güzellik. Başka. Evet. Başka. Gerçekten başka. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Artık vloglarımız, köy hayatı vloglarımız da sizler de bilmiş olduğunuz üzere artık Sıdıkan hayatı vloglarımızı yenikten bizler kendi evimizden yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi Sıdıka Sultan bugün ne yapıyoruz? Bizler hep birlikte enfes, bakır cevzede, bol köpüklü Sıdıka Sultan'ın sizlere olan güler yüzüyle birlikte güzel bir Türk kahvesi yapacağız. Nerede içeceğiz? Sizler de özlemişsinizdir eminim. Bizim muhteşem bir balkonumuz var ya, işte oraya çıkacağız. Orada güzel bir kahve keyfi yapacağız. Evet. Sıdıka Sultan'a bakar mısınız? Ne kadar da güzel ihtişamıyla hazırlamış. Tepsisi bir ayrı güzel. Bardağı zaten ondan da güzel. Buz gibi yanına bir soğuk su koydum. Evet. Mis gibi kahve. Evet. Seni içecek misin dedim, içmeyeceğim dedim. Servet ben bir dedi, ben o da onun da o da aşağılar öldürdük. Ben bir dedi şöyle bahçeye ineceğim. Bahçeyi çok seviyor zaten bizim evimizin. Hatta düşündüm ve şuradan aşağıya baktım. İki tane yapıp dedim aşağıya mı insan, ben de mi orada içsem dedim. Evet. Onu inşallah bir başka zamana kızım da geldiğinde bir gün Salem de diyor annenle aşağılara inelim mi diye. Bir gün onu da bahçemizde, kendi evimizin bahçesinde İçeriz. Şimdi özümüzde, tabiatımızda doğal var ya zaten, bizler kış videolarımızdan biliyorsunuz. Sıdıkan'ın hayatındaki hobi köşemiz var. Hemen bahçemizde. Bir gün orada da kahve içelim hobi inşallah. Hobi köşem biraz bakımsız kalmış. Hem de kıymetli izleyicilerimize evet, bir toparlayalım. Orayı da değerlendirmiş oluyoruz bizler. Tabi orası bakımsız kaldı. Uzun bir süreç ilgilenemedik. Evet. Çiçeklerimize bakım yapılması da gerekiyor. Bugün canım kızım arzım yok. Evet. Kayınvalidesinde. Kaklığa gittiler onlar. Kaklık mağarası videomu izlemediyseniz orada izleyebilirsiniz. Orada bizim dünürlerimiz var. Onlara selam olsun buradan hepsine. Canı gönülden. Bağlara da gitmiştik biliyorsunuz. Onlar bir oraya gezmeye gittiler. Bir değişiklik olsun diye. Ve bu arada hemen şipşak. Enfes Türk kahvemiz oldu. Köpüğüne bakar mısınız? Harika. Bol köpüklü Türk kahvesi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet Sıdıka Sultan, maşallah. Kış bahçemiz diyorduk bizler buraya. Balkonumuzdayız biliyorsunuz. Burası ayrı bir özenli bizim için. Ayrı bir dişanlı Sıdıka Sultan kahve keyfini yapmış oluyor. Balkonumuzun güzelliğine hamdolsun bakar mısınız? Ne de güzel gözüküyor. Sıdıka Sultan'ın içerisinde ayrı bir güzellik oluyor. Canım anneciğim, afiyet şifalar olsun. Sağ ol. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Streç mi deniyor bunu be? Bunu neydi? Masa örtüsü. Evet. Önceden şeffaftı. Biraz tabii güneş gördükçe bayağı kullandık. Yıllarca kullandık onu. Çizildi, şeffaftı o. Onun yaz dedi ben arabanın arkasını bagajı yazayım. Onu dedi hani sil vermesi kolay oluyor. Evet. Bir şey falan aktığın dedi. Olur oğlum dedim ben de. Onu arabayı transfer ettik. Burayı da tabii altı cam. İnsan tedirgin oluyor cam, hani korkuluyor. Hı-hı. Ben de bunu böyle kestirdim. Mermer görünümlü çıkmış artık. Ama çok yakıştı buraya. Mermer görünümlü, hem dedim sandalyeler uyum sağladı. Güzel oldu. Şimdi altta cam olunca mermer deseni bir de üzerine tam böyle yapıştı. Bir de bunlar yine olunca böyle hava kabarcı da yapmıyor. Daha da güzel gözüktü. Benim hoşuma gitti, güzel oldu. Evet. Bir farklılık oldu değil mi? Kesinlikle. Yani balkonumuzun, bu kış bahçemizin havasını bayağı bir değiştirmiş oldu.
Yakıştı yani buraya. İyi oldu. Ölçüsü de güzel olmuş. Hem de sandalyelerimize de uyumlu olunca ayrı bir güzellik olmuş oldu. Her rengi var. Siyah mermer desenli. Evet. Hatta ablam da gördü. Ben de beyazını, sinisini alalım diyordu. Benim de hoşum gitti dedi. Arasına. Gidebilirsek onu da alacağız inşallah. İnşallah. Sağ olsunlar. Fiyatta da yardımcı oluyor. Deniz'le hesabımız iyidir. Onlara teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel oldu. Güzel. Güle güle kullan canım anneciğim. Hepimiz güle güle. Allah masa başı etrafında nice güzel yemeklerle birlikte ağız tadıyla sağlıkla oturmayı nasip eylesin. Nasip etse öyle. Evet. Üzerinde güzel sağlıklı günlerde yemek misafir ağırlamak nasip etse. İnşallah. Mühim olan o. Canım annem benim. Artık az önce de belirtmiş olduğumuz gibi buralardan birçok bloglar göreceksiniz sizlerle birlikte. Yenikten güzelliklerimize devam etmiş olacağız. Evet. Yorum kısımlarında hep kıymetli izleyicilerimiz bizlere belirtiyordunuz. Ben hep belirttiğimde Allah inşallah Sıdıka Sultan bir gün Rabbim kendi müstakil evini nasip eylesin. Hep birlikte oturalım diye dua ediyordum Allah, ben. Müstakil ev nasip etsin, hayırlı komşular nasip etsin. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz var. Hepsine can gönülden çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden önce onlar zaten yorum kısımlarına bizlere dualarında belirtiyorlar. Sizlere çok komşu olmak isteriz. Allah sizlere bizden önce nasip etsin diye. Allah hepinizden İnşallah. Gani gani razı olsun inşallah. Allah anneme o günleri de göstersin. İşte kendi müstakil evin olması ayrı bir güzellik. Kapını kapattığında kendin olman lazım. Maalesef bazı durumlar oluyor. Siz anladınız beni. Evet, bazı durumlar oluyor. Ortak, müşterek alanlar içerisinde mutlaka az buçuk anlamışsınızdır demek istediğimizi. Sizler de bizlerle birlikte inşallah Allah o günleri gösterdiğinde Sıdıkan hayatı, köy hayatı bloklarımız yine özlenen günlerle birlikte devam edecek. Allah o günleri yaşattırsın inşallah. Amin. Sadıka Sultancığım. Amin. Kızım boyadı. Ben de dedim illi köy evine mi olacak ben de dedim. Balkonumu köy hayatına çeviririm. Yani. Ben de canım kızım boyadı bunları. Daha birkaç daha işi var da asık koydum ben. Şimdi bunların bir tek vernikleme kısmı kaldı. Verniği kaldı. Onları da inşallah bir gün vernikleyeceğiz. Ben de onları buraya astım. Önemli olan Sıdıka Sultan ev değil. Evi güzelleştirenler. Evi güzelleştirenler her yerde, her şekilde ayarlamış oluyorlar hayatlarını. Önemli ama dikkat etmek gerekiyor. Evet. İçinde çoluğum, çocuğum, torunlarım oynasın. Allah razı olsun bizim apartmanımızı öyle müstakil ev hayatında. Kesinlikle. Çok şükür altımız. Aile yaşantısı gibi yaşıyoruz bizler burada. Birbirimizi idare ederiz. Evet. Elbette oluyor çoğu çocuk olan yerde mesela üstten gelmiyor mu? Geliyor. Bizim de var çocuklarımız. Benim çocuklarım da geldiğini yapıyorlar. Evet. Ama idare ettirmesini bileceksin. Komşularımız başımız üzerinde hepsinin yeri var. İdare 26 dairelik bileceksin. Sitede yaşıyoruz. Hamdolsun herkes birbiriyle o kadar çok mutlu ki. Herkes birbirini çok sever. Çok didar eder. Büyüğünden küçüğüne aile hayatı gibi yaşıyoruz. Birbirimize saygımız, sevgimiz vardır. Hamdolsun komşularımız da hayırlı. Elbette. Çok şükür Allah'ıma. Evet. Demek istemiyorsun. Siz beni anladınız. Hani köy hayatını biraz erken bitirdik. Evet. Maalesef bazı konularda ben fazla söz uzatmamış olayım. Kıymetli izlerime sıkmamış olayım. Ben de ilahiyatçıyım. Sizler de biliyorsunuz. Dinki öğretmeniyim. Bazı konularda her zaman büyüklere iş düştüğünü asla unutmayalım. Benden sizlere küçük tavsiyesi gibi oluyor ya artık. Ben sizden çoğunuzdan küçüğümdür izleyenlerimizin. Büyüklere çok iş düşer. Büyükler idareci olması lazım. Büyükler ortalığı organize ettikten sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Ama büyükler sistemi bozarsa o zaman işler karışıyor işte. Sizler de az buçuk hayatınızda vardır böyle şeyler. Önemli olan küçükler olaraktan, bizler olaraktan saygımızı hiçbir zaman yitirmemek gerekiyor. Saygıyla, sevgiyle hayatımızı devam ettirmek gerekiyor. Allah büyüktür. Allah her şeyi hakkıyla yerine getirendir. Tevekkeltü alallah diyelim bizler bu kısmında. Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Kıymetli izleyicilerimizin destekleri sizlere destekleriniz sonsuz. Bizler de Allah her zaman dualarımızı yapıyoruz. Ben eminim ki Allah sağlık sıhhat verdikten sonra bir gün Sıdıkan hayatı kendi müstakil evinde bu güler yüzüyle Sıdıka Sultan yeniden o günlerine kavuşacaktır. Allah büyük. Allah bizim yanımızda inşallah. İnşallah. Haydi bakalım. İnşallah. Sıdıka Sultan. Yeter inanç olsun. Kahvelerinde bol keyifli nice günlerin olsun inşallah. Amin. Allah ağzından tadı, vücudundan sağlığı, sıhhati, afiyet eksik eylemesin. Amin. Cümlemizin. Canım annem babam, sizler de az buçuk bizleri tanıyorsunuzdur. Hep güler yüzüyle herkesin takdirisini kazandık bizler bu yaşımıza kadar. Ve bu şekilde olmaya da devam edeceğiz. Cümlemizin.
Hadi bakın sizi daha fazla sıkmayalım. Biraz dertleşeyim dedim saygıda. Yani küçük bir açıklama yapmam da gerekiyordu. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Çünkü sizler de bizim ailemizdensiniz artık. Bence de. Her şeyimizi sizlerle paylaşıyoruz. 7-24 hayatımızdaki her şeyi sizler de bize takdir ediyorsunuz. Bizler teşekkür ediyoruz. Evet. Ben sizin yorumlarınızı severek... Acaba ne yazmışlar? Kesinlikle. Allah razı olsun. Hiç kimseden daha kötü bir yorum almadım. Allah evet. Şükür. Allah sizden. Hepinizden razı olsun. Yorum yazanlardan tek tek söylemeyeceğim. Oğlumla beraber okuyoruz, değerlendiriyoruz. Oğlumla beraber cevaplandırıyoruz. Evet. Tabii yazım işini sevgili oğlum yapıyor. Sağ olsun. Beraber okuyoruz, beraber yazıyoruz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Siz de benim ailemsiniz. Tanımasak dahi gönlümdesiniz. Sizleri seviyorum. Ben sizlerin sayesinde varım. Eğer beğenip abone olur, paylaşırsanız izlerseniz çok mutlu olacağız. Böyle kahve içer, sohbetleşiriz. Sizlerle dertleşmek iyi geldi bana. Evet. Ben kahve eşliğinde biraz sizlerle dertleşeyim dedim. Hoşçakalın. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi daha kahvenin kahveden devamı sonra gelecek. Güzel yemeklerle inşallah devam ederiz bizler. Gelecek. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Evimde ben sizlere çeşit çeşit tohumlar kurarım yine. Kesinlikle. O Sıdıka Sultan'ın zaten kıymetli izleyin neyi özlediler? Enfes sunumları özlediler. Evet. O sunumlarla birlikte devam edeceğiz. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Evet Sıdıka Sultan. Selamun aleyküm. Kahvemizi içtik. Evet. Şimdi dedim yemeğimizi yapalım. Zeytinyağlı bugün. Muşak yemeği yapacağız. O enfes. Ha, yemeğimizi yapalım. Sonra... Sare Hanım'la beraber çocuklarla yani torunlarımla beraber pişi hamuru yoğuracağız. Pişiyi seviyor bunlar. Evet. Pişi yapalım bugün dedik çocuklarda değişiklik olsun. Evet. Önce yemeğimi yapayım. Sonra mayasız pişi yapacağız. Sıdıka Sultan. Kabartma tozlu. Sıdıka Sultan enfes bir video daha sen başlangıcı yapmıştık. Şimdi devam etmiş oluyoruz. Evet. Haydi bakalım. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir patlıcanlarımızı doğrayıp. Ben Tuğçe Betçiğim. Yesin. Tamam. Tamam. Aman kızma. Sen benden oturun. Sare bir şey yapacağız diye annesini bekliyor. Tamam yavrucuğum. Biraz tuz koydum içine. Evet. Artık belli olmaz patlıcanlar çekirdeklenmeyi başladı. Acı oluverir. Biraz ona kekirliği gitsin. Ben küp küp doğruyoruz. Bekleneği kadar domatesimi doğrayayım. Bu da Sıdıkan Hayatı kanalı sizler de biliyorsunuz ki pratiklikler kanalı. Bir püf noktası daha almış olduk Sıdıka Sultan'dan. Tuzlu suda bekletmek. Bu da küçük bir püf noktası oldu. Şimdi anneciğim bunları küp küp doğruyor. Yemek hazırlıklarımız için. Zaten malzemelerini hepsini hazırlamış. Hazırladık. Ben bunu ısladım, domates geçeyim. Evet. Sultan. Evet Sıdıka Sultan. Evet. Patlıcanları maşallah özenle hepsini doğradık. Evet, doğradık. Tuzlu da bekletiyoruz. Bir yandan da... Yağımızı koyduk. Evet. Hemen bir tane soğan. Ha, orada annem soğan da doğradı. Sadece küp küp. Zeytinyağımızla birlikte onları evet. Buluşturduk ocakla. Burada da hemen biraz yağ koydum içine. Evet. Kuru biberimiz vardı. Yazın ne alaka kuru biber derse. O gün demiştik yani biberciye gittik. Evet bir önceki videomuzda var. He. Orada hani kuru biber kızartmışlar üzerine yoğurtlamışlar. Evet. Ve hoşuma gitti. Çok güzel çıtır olmuş. Çıtır çıtır. Dedim çocuklar giysin. Hemen Mehmet Kerem kesiyor orada aldı geldi. Onu da üzeri pişin yanına yoğurt yapacağız. Oh enfes. O da onun yanında lezzet muhteşem olur. Evet. Sıdıka Sultan zaten her şeyi hemen pratikçe planlar. Arada onu da planlamış sizler de görmüş olduğunuz gibi. Kuru güzelliğine baksana boncuk gibi. Şimdi onlar da maşallah ne kadar güzel olmuşsa gerçekten. Renk renk. Rabbim verdiği nimetlerin güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliği. Annem bunları özenle kurutmuştu. Zaten bu sene tekrardan sizlerle paylaşırız o anlarımızı. Cipslik diyorlar ya. Evet cips. Cips biber. Küçük biber. Herkes çok sevecektir eminim çıtır çıtır. Sizler de çocuklarınızla birlikte yaparsınız. Lezzetli mi? Lezzetli olur. Bunu böyle aynı şekilde ya tazesinden de kızartıp üzerine yoğurtluyoruz. O da güzel oluyor. Evet. Bunu işte aynen dediğim gibi. O cips biber olacak artık bu. Arkadaşımızı yedik. Hı hı. İzlemediyseniz bir göz atabilirsiniz. Hemen bir önceki videomuzda ben yine videomuzun sonuna ekleyeyim.
Oradan tıklar bakarsınız sizler de. O da gayet güzel olmuş oldu. Annem de orada ne yapıyor? Domateslerimizi küp küp doğruyor. Artık domatesler, tarla domatesleri çıkınca renkleri birazcık daha güzelleştiler. Güzel oldu, tatlandılar. Evet. Yani doğal içerik bizler için kıymetli, hepimiz için kıymetli artık önümüzde. Tamam yavrum. Haydi bakalım. Şimdi domateslerimizi de aynı özenle doğruyoruz. Bir diğer taraftan da soğanla, yağımız da ocakta. Yağlar ısınmaya başladılar bile. Evet. Haber gelmeye başladı. Evet. Lezzetin sesi yavaş yavaş ses, gelmeye ses başladı. Gelmeye başladı. Soğanımız oldu. Domatesimizi de önce bir şey salçamız koyalım. Şu lezzetin sesine bakar mısınız? Oradan zaten. Biz buradayız diyorlar artık. Yavaştan diğer yağımıza kızıyor. Anneciğim domatesleri, biberleri, patlıcanlarımızı hazır etti. Ve birazcık da mis gibi domates salçamızdan da koymuş olduk içerisine. Şimdi de domatesimize bir tane de taze biber koydum içine. Evet. Az mı kırıldım? Biraz onu versek hemen patlıcanlarımızı içine koyacağız. İlave edeceğiz. Yine hemen yan tarafına da diğer yağımız da o da oldu. Ve özenle kurutulmuş olduğumuz renk cümbüşü biberlerimiz de içerisine girmiş oldular. Şu lezzete bakar mısınız? Çıtır çıtır zaten gelmeye başladı sesi. Yakmadan bu hemen çabuk yanan bir şey. Evet. Yani onu ondan dolayı yaparken başından ayrılmadan hızlıca olacaklar evet. Zaten şimdi. Çevirdik mi? İnşallah acı değildir. Bir de şimdi hepsi böyle farklı farklı renklerde ya zaten hemen kabarmaya da başladı. Şöyle yakından da göstermiş olayım sizlere. Harika bir görsel şöyle haline gelecek biraz sonra tekrardan. Sarımsaklı. Arzu üzere ister sarımsaklı ister tabii sarımsaklı. Ki. Ben sarımsaklı yapacağım. Ama sarımsak da yakışıyor bunun evet, içerisinde sarımsaklı şimdi. Sarımsaklı lezzet verir. Lezzet aroması andırmış oluyorsunuz. Evet. Bu bunun içine patatesli koyabilirsiniz. Patatesli biberli yoğurtlu da olur. Öyle olur. Tabii. Lezzetli lezzet katılmış olur. Enfes olur. Mesela davet sofralarınız olur. Kahvaltı sofralarınız olur. Emin olun çok da yakışacaktır. Yakışır. Harika bir lezzet haline gelmiş olur. Sıdıka Sultan'dan muhteşem bir biber tartarı izliyoruz. Lezzet şöleni. Ne oldu bu? Haydi bakalım. Hemen oldu sizler de görmüş olduğunuz gibi. Özellikle kesmedim ki videoyu tüm süreci beraber takip evet. Edelim diye. Hızlı oluyor. Evet. Şimdi alalım biz bunu. Üzerine de süzme yoğurtla birlikte az sonra servis kısmında tamamlamış olacağız. Sen yağı gördüğüne bu biberleri artık böyle yağın etkisiyle birlikte kendince toparlıyorlar. Kabarıyorlar kendileri. Evet. Muhteşem olmuş oldu. Ama bütün olursa, bütün biberi de bıçakla patlatmadan sakın koymasınlar. Şişince patlar. Evet, Sıdıka Sultan'dan yine güzel bir şişince noktası patlar, almış oldu. Allah korusun öyle elinde yakar yani kızgın yağ. Kızgın yağ da çok riskli ve tehlikeli. Yani, o konuya dikkat edersiniz. Bütün kızarttığımız zaman oluyor. Sıdıka Sultan, değerli izleyicilerine de ben yine teşekkür etmiş olayım. Güzel bir noktası olmuş oldu. Biberimizi kızarttık. Evet, şimdi güzeline bakın. Sarımsaklı yoğurdumuz da ilave edilecek. Haydi bakalım. Yarın çocukları kızarttı diye bilirdim ama şimdi bir şey yapacağımız için. Tabii ki. Zaten bir şey onları karşılamış olacak. Kızartmadan vazgeçmiyor. Çocuklar kızartmayı çok seviyorlar. Her gün olsa her gün yiyorlar. Esasetinde zararlı ama çocukların arayette bulamadığı. Patlıcanımızda tuzlu suyundan annem onları arındırmış oldu. Bir kez dikkat yıkanıyorlar. Her siyah suyu gidiyor. Evet. Ne kadar alırken acı değil diye satsalar da olabiliyor acısı. Arasına çıkabiliyor. O da çıktığında da böyle ağızda lezzet bir anda bozuluyor. Onun için Sıdıka Sultan zaten bizlere pratikliğini öğretmiş oldu. Ve tenceremizdeki domatesimizde, yağımızda, salçamızda da buluşturduk. Şimdi bu biraz azalır zaten. Patlıcanları yumuşayınca tuz koymadım da içine. Tuz koymadık. Azıcık da tuz.
patlıcan yemeğimiz de hazır olmuş oldu sayılır. Pirinç koyacağız için biraz. Evet. O da lezzetine iyice bir lezzet katmış olacak. Kuru muşakkalara, kuru patlıcan kurutuyoruz. Onu bulgurlu yapıyorum. Hı hı. Bulgurlu. Tazesini bir avuç kadar pirinç koyuyorum. Bir de sarımsak koyacağım şimdi için. Sarımsak da olacak bu. Sarımsak. Bir de yerken yanına bunu soğanla, evet, böyle küçük İzmir acıları var ya, onları da koyarsanız servis kısmında güzel olur. Artık niyazim. Evet. O da hazırlanmış. Kapağını kapatıyoruz. Ha. Pişmeye bırakacağız artık. Tamam. Ben o arada da pirinciyle sarımsakını hazırlayayım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet. Yemeğimizi koyduk. O kavrulana kadar biz hamurumuzu yoğuralım. Pişi hamurumuz dedik. Sari bugün ne yapacağız kızım? Pişi yapacağız. Sen pişiyi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun değil mi? Evet. Kızım için, oğlum için bugün pişi yapacağız. Yemeğimiz oluncaya kadar biz de pişimizin hamurunu yoğurmaya başlayalım. Bir şişe soda. Evet, maden suyumuzu ilave ediyoruz içerisine. Maden suyu. Enfes olur Sıdıka Sultan'ın pişileri. Mutlaka deneyin. Sizler de şu anda çocuklarınızla birlikte yaz dönemindeyiz biliyorsunuz. Onlar da evde hep yaz saatindeler. Bu mayasız pişi yapacağız. Evet. Kabartma tozu. Birazcık kabartma tozu. Bir paket. Bir tane. Şeker, biraz tuz. Evet. Yoğurt. Yoğurdumuz. Kendi yaptığımız yoğurdumuz. Sıdıka Sultan'ın yoğurtlarını biliyorsunuz maşallah. Hepsi kendi yapar. Bu bol pratik deposu taş gibi yoğurdumuzdan da ilave edilmiş oldu içerisine. Azıcık sıvı yağ koyacağım içine. Evet. Yağ koydum içine. Evet, hemen mutfaktan yağımız da geldi. Evet. Azıcık da yağ. Azıcık yağ koydum. Şimdi mayasız yapıyoruz bu sefer. Mayasız. Hani maya birazcık daha zararlılığını azaltalım diyerekten. Daha da güzel olmuş oluyor. Hem de daha hızlı olmuş olacak. Bir hemen 5-10 dakika beklemesi yeterli. Evet. Hızlıca olmuş olacak. Koy annem için un. Şimdi Sıdıka Sultan'ın yardımcısı Sare un koyuverecek içerisine. Biraz daha koy. Biraz daha. Çok koy. Çok. Getir. Çok koyacağım ben. Çok koyacağım. Haydi bakalım. Ya Allah, bismillah diyoruz. Canım anneciğim. El yapışmayacak. Bir hamur yapacağız. Güzel elleriyle. Unumuz, şimdi kepekli un. Yoğuracak birazcık. Evet. Kepekli beraber alıyoruz bunu, karıştırıyoruz değirmenden. Böyle zamanlarda da kullanıyoruz. Afiyetle yiyeceğiz koy inşallah. Koy. Koy biraz. Dolu dolu koyuveriz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Masanın üzerine aldım artık. Hamurumuzun son hali. Ha, son hali. Biraz aşacağım ben bunu kalın. Bunu da sonra keseceğim. Yani kıvam bu hale geldi. Kıvam bu hale. Kasut tane gösteriyor. Evet, eli yapışmayacak. Size. Bir hamur. Evet. En son hali bu şekilde, evet, gelince tamamlanmış oluyor. Aynen. İnşallah güzel olur. İnşallah. Utandırmasın. Sıdıka Sultan yapar da kötü olur mu? Yardım eminim ki çok güzel olacaktır Allah'ın izniyle. Bazen dolmayı veriyor. Nasip ama emek verilen aynı, her şey güzel olur. Aynı şeyde yapıyoruz, tarifte yapıyoruz. Evet. Bazen çok güzel oluyor. Bazen de tutmayı veriyor. Yani olabiliyor. Çok kalın olmayacak şekilde zaten kabaracak. Evet. Annem onu azıcık açmış oluyor. Nerede? Harika balkonumuzda. Kış bahçemizdi. Şu anda yaz bahçemiz oldu. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnsanın artık havalar içine neşe katıyor. Çok ısındı. Evet. İyice 40'lı derecelere geçtik. Bayağı bir sıcaklık var Denizli'de. Yayınlarımızı denizden yapıyoruz biliyorsunuz. Ama bizim burası kurtarıcımız. Günümüzün büyük bir çoğunluğu burada geçiyor. Genellikle çok seviyoruz bizler burayı zaten. Yaz ve kış olaraktan. Annem hamurumuzu bu arada çok ne yaptı? Çok da inceltmiyoruz. Çok da inceltmeden açmış oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Evet. Asla yapışma yok. O hale getirmiş oldu. Artık patlıcanımız kavruldu, yumuşacık olmuş. Bir yandan da içeride biliyorsunuz yemeğimiz de pişiyor. Patlıcan musakkamız harika hale gelmiş oldu. O da yumuşacık, enfes, lezzetli pişmiş. İçin azıcık su koyacağım, çok değil. Sıdıka Sultan bugün maşallah içerik yine full dolu, çok da güzel oluyor. Patlıcan musakka, dışarıda neyimiz var?
pişimiz yapılıyor. Hı. Orada biber tatarımız. Pirinç koyacağım artık içine. Ha, pirincimiz de ilave edildi. Böylece ne oldu? Lezzetine iyice bir lezzet katmış oldu. Ağızda böyle uzun süre bahsedilecek bir lezzet haline gelmiş oldu. Az da su koyalım çünkü pirinç de şişe için çok da susuz olması tamamdır. İçine bir taşım daha kaynadı mı sarımsağı koyacağız. Sarımsaklarımız da buradalar. Annem onları da yapıyor. Bazen içini kavururken de böyle ikiyi bölüp bölüp katıyorum. Bugün böyle koymadım artık. Evet, artık bir tane küçük arzuyu kalmış. Bardak da olur. Böyle küçük saklama kabı da olur. Evet. Onunla böyle çevirttirerek kesiyoruz. Şimdi şekil verme kısmındayız. Hamurumuzu açmıştık zaten biliyorsunuz. Elinle de olur. Mesela elinle tabii. Uzata. Elle de yapılabilir. Elle de olur. Sıdıka Sultan'ın sistemine bakar mısınız? Ne kadar da güzel. Hemen içerisine de bir tane kapak, su kapağı. Onunla da ortasına deliğini yapmış oluyor. Ve altını unladığımız sohre bezenin üzerine de koymuş oluyoruz. Aynen öyle. Hem de oraya yapışmamış olacak. Pişerken de oradan alıp hızlıca pişireceğiz. Yardımcısıyla birlikte, sahile birlikte yapıyorlar. Evet, yardımcım kuvvetli. O ortaların küçük kapağını yapmak istiyor. Evet. Şimdi sizlere göstermek adına gösteriyoruz. O da küçük partilerini zaten sahile oynamayı çok seviyor. Size çocuklarınızla birlikte az önce belirtmiş olduğum gibi yaz aylarındayız. Çok severler böyle şeyleri. Evet, hep birlikte yaparsınız. Eğlenceli. Hem de hem sevdikleri lezzet haline geliyor, hem de Sıdıka Sultan'dan onlara yaz hediyesi olmuş olsun, hep birlikte yapmış olursunuz. Eviniz evet. Neşeli olsun inşallah. Kenarlarını da tekrar bozup aynı şekilde. Tabii ki. Onları en son, biraz sonra toparlayacağız ve tekrardan yapacağız. Şimdi bunları bu şekilde hepsini özenle şekillendireceğiz ki, ama bu kavanozla, ama pardon kavanoz gibi şeylerle, saklama kaplarıyla, kapakla yaptığınızda gördüğünüz gibi hepsi standart ölçüde olmuş oluyor. Piştiğinde de daha bir güzel görüntü ortaya çıkmış olur. Hem de pratik olur. Elinize çok patmaz. Haydi bakalım. Devam edelim. Şimdi kalan hamurları demiştik. Onları da tekrar annem şekillendirdi. Evet. Ve onları ikinciye yapıyoruz. Hepsi tamamlanmış olacak bu şekilde. Ne vereyim kızım? Hamur. Küçük ortasından istiyor anneannesi. Şimdi ama önce anneannen orada şekillerini yaptıktan sonra... Ben bitireyim işimi, sonra seni vereceğim. Tamam evet. Kız evlatı çok meraklı oluyor. Çok meraklı. Hızlıca yapılmış oluyor. Hemen bu şekilde hepsini tamamlayacağız. Ben size ocakla buluşturacağız inşallah. Küçükleri sana kızartıp vereceğim, tamam mı? Küçükleri sana. O küçüğü vermeyeceğim. Bak bunlar senin küçük küçük kızartıp vereceğim ben. Evet, pişlerimizin şekillerini verdik. Bir taraftan da yemeğimizin artık sarımsakla buluşma zamanı. Evet. Patlıcan musakka sarımsaklar da buluştu. Evet, sarımsaklarını da koyduk. Artık altını kapatacağız. Bunu da yoğurdumuzun içine koyacağız. Evet. Bir yandan yağımızı koyduk. Pişimizin yağı da ocakta. Evet. Biberimizi kızarttık. Yemeğimiz oldu, mis gibi. Her yeri buram buram. Gerçekten de ama yemeğimizin kokusu, enfes kokusu var. Lezzetin sensiz sizlere kadar evet. Geliyor. Yazın vazgeçilmezi. Gerçekten harika bir yemek. Akşam yemeğimiz hazır. Bunu alalım buraya. Tamam. İnşallah yağımız kızmıştır. Bir tanesini bir koyalım, deneyelim. Evet, pişlerimizi hep birlikte şekillendirdik zaten. Olmak üzereymiş. Olmak üzereymiş. Evet. Pişlerimizde yağla hepsini buluşturacağız. Kızgın yağda olması önemli. Evet. Yağ çekmez o zaman. Hı-hı. Daha da kolay olur. Bir yandan hazırladık. Onlar oluyor. İlk yaptıklarımdan ben başladım yapmaya. Evet. Ama evet Sıdıka Sultan. Artık yağımız kızdı. Yağının testlerini yaptık. İyice kızartmış olduk yağımızı da. Ve lezzet ocakla buluştu. Ve de güzel pişiyorlar. Zaten hemen kokusu gelmeye başlıyor bile. Bizler ses olur diye aspiratörümüzü açmıyoruz. Açmadık. Normalde sizler açarsınız zaten. Yağ üzerin geçecek şekilde. Evet. O zaman daha da güzel olmuş oluyor. Hem kabarması için evet. Hem de hızlı olması adına yağ üzerine geçmesi önemli. Kızgın yağ olması da çok önemli burada. Sodalı, kabaklı tozlu, yoğurtlu
Enfes lezzet. Teşekkür. Gerçekten de pratik olmuş oldu. Hani mesela bu şöyle düşünebilirsiniz. Ocağa bir tarafa çayı koyduğunuzda çay olmayacaklar. Bu da olmuş olur. Evet. Mesela aile misafiriniz gelir. 5 çayına arkadaşınız gelir. Hemen yanına bir şey yaparsınız. Kek gibi. Muhteşem. Pufidik pufidik kekler nasıl yapılır diyorsanız yine Sıdıkan Hayat kanalında mevcut. Hemen onları da izleyebilirsiniz. Onlar da gayet güzel olmuş oldular. Zaten kızarmaya ilk koyduğumuz başladı bile rengi değişmeye başladı. Sıdıka Sultan bunları yaparken hep ablamlar var biliyorsunuz. Mehmet Kerem ve Sare için yapmış oluyor. Evet. Canım anneciğim, annemin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Allah annemden gani gani razı olsun seviyor inşallah. Seviyor yavruları. Seviyorlar. Seviyorlar. Evet. Canım annem de kıyamıyor. Yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Arzu ediyorum. Arzu, ben siz gelmeden önce çok hamur işi yapmıyordum. Evet. Benim Arzu geldi. Mesela ikinci çay oluyor. Yok, hadi bir kek yapalım. Hadi bir poğaça yapalım. Evet. Anne diyor, biz gittikten sonra artık tekrar bir şey girdi. Yani. Evet. Pişlerimiz piştiler. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı canım anneciğim. Onlar hep bu kadar güzel oldular ki. Görüntüsüne bakar mısınız? Harika. Tıpkı böyle tulumba tatlısı görüntüsü de oldu. İzmir tulum. Evet, İzmir lokma. İzmir görüntüsü lokma. Aynen öyle. Bunu sadece şerbetin içine koyarsanız şimdi İzmir lokma olur. Olur. Aynı mantık çünkü. Hatta mesela lokma sevenleriniz de varsa hemen yanına birazcık böyle şekerli bir şerbet hazırlarsınız. İçerisine koyduğunuzda nefsinizdeki yani lokma isteği de gitmiş olur. Mesela bunu balla, pekmezle tüketebilirsiniz. Evet. Öyle de tüketilir. Şimdi Sıdıka Sultan'ın hazırlamış olduğu pekmezler var. Biz sunum kısmına zaten koymaya çalışırız az sonra birlikte. Bölüp, bandırıp, sade. Gayet güzel olur. Pekmezli. İsteyen çocuklar bal olur, peynir olur yanında. Onlar da servis edilir. Evet, Sıdıka Sultan bir taraftan da çayımızı da koydu. Pişlerimizin olmazsa olmazı, yanındaki lezzet. Ve yavaş yavaş hepsi de kızarmaya başladılar zaten. Yağ iyice kızınca daha da kolaylaştı değil mi anneciğim? Kolaylaştı. Fazla yağ çekmedi. Evet. Gayet de güzel oldu bence. Zaten bunun özelliği de hani yağ orada kızması Sıdıka Sultan püf noktasını vermişti. Niçin önemliydi? Çok da yağ çekmesin diye yaptık. Gayet de başarılı oldu. Sizler de gördüğünüz gibi. Zaten sizlere de görüyor görüntüleri. Harika görünüyorlar. Sofra bezimizin üzerinden alıp hemen ocakla buluşturuyoruz. Ne kadar da güzel pişiyorlar. Lezzetin sesine her zaman bayılırım. Çok da güzel gözükür. Her yemekte ayrı bir çok ses. İştah açan seslerden. Ellerine emeklerine sağlık canım annem. Sıcak afiyet, sıcak ocak başında. Afiyet, şifa olsun. Elektrikler kesildi. Evet, orada elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Yaz ayları geldiği için klimalar kaldırmıyor büyük bir ihtimal sistemleri. Ondan oluyor. Evet, Sıdıka Sultan. Pişilerimiz oldu. Maşallah. Sade pişilerimiz oldu. Pişilerle birlikte anneciğim de içeriden geldi. Anneciğim harika görünüyorlar. Renkleri ayrı bir güzellik. Bak kızım, senin küçük pişini de yaptım. Sademin pişisi. Canım anneciğim, onu da yapmış. Sademin pişisi. Çok da güzel gözüktüler. Soflarımıza buluşturuyoruz. Evet. Bak senin küçük pişini de yaptım bak. Sare, evet. Küçük pişin pişmiş. Ama sıcak biraz. Soğusun. Şimdi balımızı da koyduk. Evet. Pekmezimizi koyduk. Pekmezimiz de canım anneciğim kendi yapmış olduğu pekmezlerimizden. Onu da şişemizin içerisine biliyorsunuz. Pratik diker kanalıyız. Evet, bunu böyle bölüp pişiyi bandırıp enfes olur. Tersin, yani burada kendisini bölelim. Evet, içerisinde göstermiş oluruz. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Hem de yağ çekmemesi de bizim istediğimiz oydu zaten. Kepekli unlu. Çok da güzel oldu. Evet. Çay da pişiyor. Çayımız pişiyor. Bu da cips biberimiz. O da oldu. Biber tatarımız. Aynı zamanda cips biber de diyebilirsiniz. Çocuklar çok sevecektir emin olun. İçine acı biber de koymazsanız onu ayarlayabilirsiniz. Daha da güzel olur. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu da ilave ettik. Süzme yoğurdu kullandık bu sefer. Evet. Hani kendi Sıdıka Sultan yapmış olduğu gibi yoğurtlarınızı da kendiniz süzüp de evde de yapabilirsiniz. O da olur. Olur. Hepsi olur. Harika lezzetler ortaya çıkmış oldular. Güzel. Canım anneciğim, ellerine emeklerine sağlık. Güzel annem. Güzel olur.
annenin hakkı ödenmez canım annem. Emeklerine sağlık. Evet, sade sütünü de getirmiş. İç, iç kızım. İç. Haydi bakalım. Haydi maşallah. Evet, pişirelimizi yaptık. Çayımızı demledik mis gibi. Evet. Artık tadını bakma zamanı. Elleri emeklerine sağlık. Sağ ol yavrum. Çok da harika ve enfes gözüküyorlar. Balkonunla birlikte daha da güzel olmuş canım anneciğim. Güzel oldu. Sanki sahil gibi oldu değil mi? Harika. Gerçekten de Sıdıka Sultan'ın gittiği her yer ayrı bir güzellik, ayrı bir neşelik. Allah gülen yüzlerini her zaman güldürsün canım anneciğim. Şimdi ne yaptık? Muhteşem bir biber tatarımız. Biber tatarı yaptık. Evet. Yoğurtlu. Tabağını aldı annem zaten. Alınca da kıvamı ayrı bir güzelleşmiş oldu. Ve yanına da mayasız, enfes, pratik pişi. Hemen hızlıca oldu. Evet. Çay pişinceye kadar demiştik zaten. Hemen hazır hale gelmiş oluyor. Pratik pişi. İçi güzel. İçi de yağ çekmemiş. Tam da kıvamı olmuş. İçi yağ çekmedi. Evet. İçi çok güzel. Canım kızım oradan bakıyormuş. Hadi Sare gel yiyelim. Bakıyor. Yanına neler koyduk? Pekmezimizden koyduk. Annem Sıdıka Sultan kendisi yapmıştı. Pekmez, bal, balımız var, peynirimiz var, domatesimiz var. Tamam. Güzelleştirmiş olduk. Evet. Şimdi afiyetle gün aramızı yapacağız artık. Bunlar böyle akşam üzeri saatimiz. Daha sonra yemeğimizi yapmıştık zaten. Onunla da birlikte sizlerle gösterir ve kapanışını İnşallah. Hep birlikte yapmış oluruz. İnşallah. Haydi bizlere afiyet olsun. Sizler yapın. Sizlere de olsun inşallah. İnşallah. Evlerinizde sizlere nasip olsun. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. İnşallah. Haydi bakalım. Akşamımız 5 saatimizde. Şimdi artık akşam yemeği vaktimiz geldi. Hava da karardı zaten. Sizler de fark ediyorsunuzdur. Evet. Artık musakkaya yeme zamanı. Evet. Patlıcan musakkamız. Artık ona zamanı geldi. Hamdolsun Sıdıka Sultan sizler de gördüğünüz gibi dört dörtlük enfes bir sofra hazırlamış. Ellerine emeklerine sağlık. Bugün annemle birlikte patlıcan musakkamız da gayet de başarılı bugün oldu. Şunun güzeline bakar mısınız? En son hali birazcık dinlenince yemek İyice kendisine gelmiş oldu. Sıdıka Sultan durur mu? Sofrası maşallah her zaman bereketli olur. Allah Hacı İbrahim bereketi versin amin, inşallah. Amin, amin, güzel, hemen amin, yanında da ne var? Kabak kavurması. Kabak kavurması enfes. Yaz aylarına yakışacak lezzette. Tam da böyle sıcak havalara yakışır. Yanına hep birlikte yapmıştık biliyorsunuz. Evet, ne yaptık? Biraz biber tatarı. Birazı kaldı. Evet. O da bu soframızda yine yerini buldu. Çocuk evler olur da olmazsa olmaz ne olur? Makarna olur. Makarna yapıyorum. Makarnamız da yanında. Onlar da bulunacaklar. Ve burada soframızı güzelleştirmişler.
O patates kalmıştı, patates haşlaması. Onu da yoğurtlu patates havuzu yaptık. Evet. Sıdıka Sultan bir harikasın gerçekten. Çocukları hep verdim ona hemen. Ama güzel olur. Hemen yanında da bamyamız var. Gene o da yaz ayının ayrı bir güzelliği. Kıymalı. Ve yoğurt içimizi ferahlatsın diye böyle yaz aylarında serin serin insana rahatlatıyor. Hem de tansiyonu dengelemiş oluyor. Cacık yaptık. Yine yoğurtlarımız da Sıdıka'nın hayat kanalında yapmış olduğumuz enfes taş gibi yoğurtlardan. Evet. Onu da içini salatalık doğradık. Cacık yaptık. O da çok güzel olmuş. Yiyenlere afiyet şifalar olsun inşallah. Sizlerin de evlerine nasip olsun. Sizlere de şimdiden bizler bu lezzetleri yapıyorsunuz eminim. Sizlere de afiyet şifalar olsun inşallah diyelim. Evet, bugün zeytinyağlı yaz yemekleri yaptık. Evet. Allah'a şükür. İnşallah afiyetle yiyeceğiz, sağlıkla. Saatle soframızda buluşturmuş olduk. Yiyenler şifa olsun. Evet. Hayırlı akşamlar. Videomuzun başında da belirtmiştik. Artık Sıdıka'nın hayatı, vloglarımız enfes sunumlarıyla birlikte özlenen böyle masa sunumlarının kıymetli izleyicimiz çok özlemişlerdi. Onlarla birlikte tüm güler yüzümüzle birlikte gittiği her yeri güzelleştiren Sıdıka Sultan'la birlikte yeniden güzel vloglarımıza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerin destekleri sayesinde. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Bugünlük bizden bu kadar. Evet. Oğlum. Bir sonraki videomuzda o halde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sıdıka'nın Hayatı kanalında nice güzel vloglarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.